Bakuda 2018 çərçivəsində keçirilən Xəzər İnnovasiya Konfransına qatılan Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Məhməd Cahid Turhan Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti ilə bağlı Real TV-nin suallarını cavablandırdı. Nazir bu dəmir yolu xəttində çalışacaq vaqonların Azərbaycan və Türkiyənin birgə istehsalı olacağını da açıqladı. Məhməd Cahid Turhan Bakıdan İstanbula Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti ilə sərnişin daşınmasının nə zaman reallaşacağı ilə bağlı da açıqlama verdi. Nəyi müzakirə etdi Cavid Qurbanovla? Evet, Cavid Qurbanov böyle Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu projesinin hizmete açılmasından sonra buranın daha aktif, daha iyi hizmet verebilmesi için yapılması gereken üst yapı çalışmaları, işletmecilerle ilgili kolaylaştırıcı, iyileştirici konuları görüştük. Daha fazla nasıl bu hattı kullanırız? Daha fazla yolcu taşırız, yük taşırız. Çünkü büyük bir yatırım yapıldı. Bundan sadece Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye değil, tüm bu komşu ülkeler, çevredeki ülkelerin de yükleri bu koridordan taşınarak hem pazarlansın hem ihtiyaç duyulan yükler diğer ülkelerin de pazarlarına gidebilsin. Bu konuları görüştük. Onunla ilgili daha önce teknik ekiplerimiz gelmişti. Yerinde incelemeler yaptılar. Şimdi Azerbaycan ve Türkiye olarak biz bu hatta işletilecek olan yük vagonları konusunda Azerbaycan'da bir imalathane kurup ortak üretim yapıp bu demir yolu hattında çalışacak vagonları beraber üreteceğiz. Ne zaman planlaştırılır? Yani belli bir süre var mı yoksa? Bu vagonların proje çalışmaları tamamlanmak üzere. Şimdi atölye hizmetleri, imalatı yapılacak, fabrikaların kurulmasıyla ilgili sahaların tespiti yapıldı. Bu imalathaneleri kurup hemen üretime başlayacağız. Bir de sərnişinlərin daşınması planlaştırılırdı Bakı-Tiflis-Qars dəmir yoluyla, yolcu taşınması. O ne zamana planlaştırılır? Yani Bakıdan İstanbul'a ne zaman sərnişinlər gedə biləcək? Öncelikle yük taşımacılığına şu anda hizmet veriliyor. Akabinde bu yolcu taşımacılığı da başlatılacaktır. Bununla ilgili her iki tarafın ikili görüşmelerin tamamlanmasından sonra yolcu taşıma hizmetlerini de başlatacağız. Süre olarak kesin bir tarih belli olmamakla birlikte önümüzdeki yıllar içerisinde bu başlayacak. Bu. Bir de şimdiki indiki vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xəttinin? Yəni hazırki dövrünü siz tərəfindən necə qiymətləndirirlər və Gürcüstan necə iştirak edir bu proseslərdə? Evet, tabii demir yolu hattının yapılması yük taşımacılığında, ileride de yolcu taşımacılığında burada nakliyat yapacak olan her türlü ticareti yapan işletmecilere önemli bir maliyet tasarrufu sağlamış olacak. Bu ne demektir? Bu nakliyeden sağlanan tasarruflar da bu malları kullanan tüketicilerin de fiyatlarını yansıyacaktır. Her şey birbirleriyle alakalıdır. Tabii ki karayolu nakliyesi demir yoluna göre daha yüksek maliyetlidir. Bu maliyetler de pazarlanan malın üzerine yüklenmektedir, eklenmektedir. Artık bu maliyetler daha düşük olacak. Bu mallardan tüketen insanlar, bu malları tüketen insanlar daha ucuz, daha ekonomik bu hizmetleri, bu malları alma fırsatını yakalamış olacaklardır. Efendim çok kısa olarak da Nahçıvan Demiryolu, bakın Nahçıvan Kars'la ilgili bir gelişme, yeni bir şey var mı? Bununla ilgili daha önce de belirtmiştim. Etüt çalışmalarımız devam etmekte. Etüt çalışmalarımız devam ediyor. Onları yapılabilirlik, fizibilite boyutuyla uygulanabilir hale getirdiğimizde Nahçıvan'ı da demiryolu sistemimizi entegre etmek istiyoruz.